Hocam fetret dönemindeki müşrikler ahirette yeni bir imtihana tutulacakları için peygamberimizin anne babası imtihanı geçmedikleri için anne babadan annem babam ateşte midir diye buyurmuş. Şimdi fetret dönemi başkadır. Mekkeli müşrikler başkadır. Fetret dönemindekilere hüccet ulaşmamıştır. Ama Mekkeli müşriklere hüccet ulaştı. Kimin hücceti ulaştı? Hazreti İsa'nın ve Hazreti İbrahim'in hücceti ulaştı. Bakın Mekkeli müşrikler Allah'ı biliyordu arkadaşlar. Sofilerin bu rububiyet tevhidindeki aldatmacasına sakın düşmeyin. Sofilerin bu uluhiyet tevhidindeki aldatmacasına sakın düşmeyin. Mekkeli müşrikler Allah'ı biliyordu. Hazreti Muhammed'in babasının ismi Abdullah'tır. Abdullah. Allah'ı biliyorlardı. Ama onlar müşrikti, kafir değildi, müşrikti. Onlar Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah'ı biliyorlardı. Hazreti İbrahim'i biliyorlardı. La ilahe illallah İbrahim Halilullah, İbrahim Resulullah diyorlardı. Kabe'yi hac ediyorlardı. Cübbe giyiyorlardı. Sarık giyiyorlardı. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in sakalı göbek deliğine değiyordu arkadaşlar. Darun Nedve'de para topluyorlardı. Sünnet olmayan çocukları sünnet ediyorlardı. Mekkeli müşrikler Allah'ı biliyorlardı. Kur'an'da Allah Azze ve Celle bunu bize örnek veriyor. Kul men yerzukukum mine semai vel ard. Onlara de ki gökyüzünden ve yeryüzünden size kim rızık veriyor? Feseyekunulallah. Sana Allah diyecekler. Yani Mekkeli müşrikler Allah'ı biliyorlar. Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'e iman etmiyorlar. Çünkü Hazreti Muhammed Mekkelilere gelip dedi ki: "Hey Mekkeliler, selam. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Bundan sonra kölelik yok. Okey? Bundan sonra sınırsız karı yok. Dörtte duracaksınız. Okey? Bundan sonra sizden alıp fakirlere dağıtacağım. Okey? Bundan sonra kafanıza göre taşa tahtaya tapmak yok. Okey? Bundan sonra şöyle yapmayacaksınız." diye böyle bunları sıralayınca Mekkeli müşrikler dediler ki: "Hop, dur. Orada dur. İnanmıyoruz." dediler. Allah'la problemleri yoktu. Hazreti Muhammed'le problemleri vardı. O yüzden Mekkeli müşriklere hüccet ulaşmıştı. İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın hüccetine ulaşmıştı. Hüccet ulaşmayanlar hiçbirini duymayanlar. Mesela şu an Hindistan'ın güneyinde, ama güney dediğimde hemen aşağısında değil, bayağı bir güneyinde, kıtanın tam ortasında Sentinental Adaları diye bir ada var. O adada yaşayanlar var. Şu an onlar muhtemelen demir çağında olmaları lazım. Demir çağında ya da ilk çağda falanlar. Yani bizden yaklaşık 5000 sene önce yaşıyor şu an onlar. Bu yüzden herhangi bir dil konuşmuyorlar. Herhangi bir kültürleri, medeniyetleri yok. Çırılçıplak yaşıyorlar öyle. Oraya gelmeye çalışan bilim adamlarını falan da öldürüyorlar. Şu an sizden herhangi biriniz, şu an bu canlı yayını izleyen herhangi biri o adaya gitsin, o adada hapşursun. O adada hapşurursa bütün ada halkı ölür. Çünkü grip ve nezle dediğimiz şey, biz şu an grip ve nezlenin bilmem kaç bininci varyantındayız. Atalarımızdan genlerimiz bağışıklık kazana kazana gelmiş. Ve grip her geçen sene, önceki seneye göre daha da bağışıklık kazanıp yeniden bize bulaşıyor. Grip dediğimiz şey. Mesela bundan 100 sene önce birçok insanı öldüren İspanyol gribi vardı. Milyonlarca insanı öldürdü. Ama bugün kimse ölmüyor. Niye? Çünkü grip aşısı oluyorsun, geçiyor. İşte onlar hiç grip olmadılar. Mesela şu an biriniz gidin orada hapşurun, herkesi öldürürsünüz. Onlar Allah kitap falan duymamışlar. Dünya hükmüne göre kafirler, ahiret hükmüne göre baştan imtihan edilecekler. Ama Mekkeliler fetret ehli falan değil. Onlar Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsa'yı biliyorlardı. Arkadaşlar Mekkeliler Allah'ı inkar etmiyorlardı. Mekkeliler Allah'a inanıyorlardı. Onların problemi Hazreti Muhammed'leydi.